Herkese iyi günler. Bugün LGS için karşınızdayım. E, LGS İnkılap Tarihi soru çözümü, bir tane denemenin soru çözümüyle karşınızdayım. E, yukarıda paragraf verilmiş birinci soruda ve bu paragrafa göre Mustafa Kemal Türk köylüsünden aşağıdakilerden hangisini istemiştir diyor. Hemen paragrafı okuyalım. Mustafa Kemal Paşa Sofya'da askeri ateşe militerlik yaptığı sırada bir gün postanede oturuyordu. Bu postaneye ayağında çarık olan bir köylü Bulgar vatandaşı girmek istedi. Fakat postane görevlileri onu dışarıya çıkarmak isteyince Bulgar köylü elindeki bastonunu havaya kaldırarak ''Beni buradan kovma yürekliliğini nereden buluyorsunuz? Bulgaristan benim alnımın teri ile doyuyor. Onu koruyan da benim tüfeğim diye bağırmıştır. Bu olaya tanıklık eden Mustafa Kemal yıllar sonra arkadaşına işte ben de Türk köylülerinin böyle olmasını istiyorum demiştir. Şimdi arkadaşlar e, burada bir köylü postaneye girmek istiyor fakat e, postane görevlileri e, kendisine e, hor görüyor, hakir görüyor ve e, girmesine mani olmak istiyorlar. Fakat e Bulgar köylünün vermiş olduğu cevap kendisinde yurttaşlık bilincinin olduğunu gösteriyor. Yani cevabımız B seçeneğidir. bu soruda cevabımız B seçeneği olur. Verilen gelişmelere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti için olumsuz bir durum değildir? Bir daha Verilen gelişmelere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti için olumsuz bir durum değildir? Okuyalım yukarıları. Sanayi İnkılabı ile beraber büyük fabrikalar açılmış, seri üretime geçilmiş, hammadde ve pazar arayışı artmıştır. Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan eşitlik, adalet ve milliyetçilik akımı gibi tüm milliyetçilik akımı tüm dünyaya hızla yayılmıştır. Şimdi arkadaşlar, Sanayi İnkılabı ile beraber Osmanlı Devleti bir açık pazar haline geldi. Avrupalılar ürettikleri ürünleri Osmanlı topraklarına getirdi ve Osmanlı topraklarında sattı. Böylece Osmanlı Devleti Avrupa'nın bir açık pazarı haline geldi. E getirilen ürünler de ucuz yollu satıldığı için Osmanlı ekonomisi ne yaptı? Sanayisi, ekonomisi yavaş yavaş çöktü. Üretim yapılamaz hale geldi. Yani bu bir olumsuzluktur. Eledik. Şimdi ekonominin çökmesiyle borçlanma arttı. Borçlanma arttı, ha, o kadar çok arttı ki artık borçlarını ödeyemeyecek duruma geldi ve daha sonra e, Duyun'u umumiye kuruldu Avrupa devletleri tarafından Osmanlı gelirlerine el konuldu alacaklarına karşılık bu da olumsuz bir durum. Diyor ki Fransız İhtilali ile beraber milliyetçilik akımı. Arkadaşlar her devlet, her millet kendi devletini kurmak için isyan etti ve Balkanlarda azınlık isyanları. E, bu da olumsuz bir durum. Ama meşrutiyetin ilan edilmesi arkadaşlar burada olumsuz bir durum olarak kabul edilemez. Meşrutiyetle beraber e, anayasal döneme geçilmiş meclis açılmış diyebiliriz. Ee, azınlıkların devlete bağlılığı artırılmak istenmiştir fakat bunda başarılı olunamıyor. Ama genel olarak hani olumsuz bir durum diyemeyiz. Meşrutiyetin ilanı için meşrutiyet arkadaşlar 1876 yılında 2. Abdülhamit döneminde ilan edilmişti. Daha sonra 1908 yılında ise yine 2. Abdülhamit döneminde 2. Meşrutiyet ilan edilmişti. Birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan grup genç Osmanlılar, diğer adı Jön Türklerdi hatırlayın. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinde ise etkili olan grup e, İttihat ve Terakki grubuydu. Böylece ekstra bilgiler vermiş de olduk. Şimdi geldik üçüncü sorumuz. Ankara Anlaşması'nın bu maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 30 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'na göre Çukurova ve Güneydoğu Anadolu'da Fransa işgal ettiği yerleri boşaltacak. Yani arkadaşlar Ankara Anlaşması ile Fransa Anadolu'dan çekilmeye başladı. Suriye'de kalan Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi Türk toprağı sayılacak. Tamam. İskenderun ve Antakya yöresi Fransız mandasındaki Suriye sınırları içerisinde kalacak. Fakat burada özel, özel bir yönetim kurulacak ve resmi dili Türkçe olacaktı. Yani arkadaşlar, ee, nasıl diyelim, Hatay e, Misak-ı Milli'ye göre olmadı diyebiliriz bu anlaşmaya göre. Şimdi bakalım. TBMM'nin Güney Cephesi kapanmıştır. Evet. Az önce zaten burada dedik. Fransa geri çekildiği için ee, bizim Güney Cephemiz Ankara Anlaşması ile kapandı. Hatay ile kültürel bağlarımız korunmuştur. Evet ulaşabiliriz. Bakın ne diyor? Resmi dil Türkçe olacak Hatay'da diyor. Yani kültürel e, bağlarımız devam etti. E, TBMM milli değerlerimize önem vermiştir. Arkadaşlar bakın e, Süleyman Şah'ın mezarı diyor. Caber Kalesi Türk sayılacak diyor. E bu Gördüğünüz üzere e, milli değerlerimiz korunmuş. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Fransa diyor. Hayır arkadaşlar TBMM'yi tanıyan ilk devlet. Evet cevap veriyorsunuz. Ermenistan. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan. Peki hangi anlaşmayla tanımıştı? Gümrü. Gümrü anlaşmasıyla Ermenistan TBMM'yi tanıyan ilk devlet olmuştu. Üçüncü sorumuz da bu şekilde. Şimdi geldik dördüncü sorumuz. Ee, diyor ki, ilk TBMM döneminde görülen hıyaneti vataniye kanununun çıkarılması, istiklal mahkemelerinin kurulması, düzenli ordu birliklerinin oluşturulması, gelişmeleri öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Arkadaşlar, Hıyaneti Vataniye Kanunu, meclise karşı çıkan isyanlara karşı çıkarılmıştı. Ve bu çıkan yasanın, kanunun uygulanması için de istiklal mahkemeleri kurulmuştu. Düzenli ordu bildikleri de arkadaşlar yine işgallere karşı devletin karşı koyabilmesi için kurulmuştu. Bu üçünden çıkarabileceğimiz arkadaşlar, devlet otoritesinin güçlendirilmesi olacaktır. Şimdi geldik 5. sorumuza. Öncüllü bir soru. Tekalifi milli emirlerine göre taşıt sahipleri ayda bir defa olmak üzere 100 kilometrelik mesafeyi ücretsiz askeri malzeme taşıyacaktır. Halk elinde cephaneyi, halk elindeki cephaneyi 3 gün içinde komisyona verecektir her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap, çarık verecektir. Bu bilgilere göre tekalifi milli emirleri ile ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Ordunun yiyecek, ulaşım ve cephane ihtiyacı karşılanmak istenmiştir. Kesinlikle arkadaşlar bakın ulaşıma ilk maddede ulaşıyoruz. Ondan sonra e, cephane ihtiyacına ikinci maddede ulaşıyoruz. Ve e, giyecek gibi yiyecek yiyecek gibi arkadaşlar görüyorsunuz burada da ulaşıyoruz yani a Pardon ya bir kesinlikle var bunu kabul ettik Bu yardımlar sadece maddi durumu iyi ailelerden alınacaktır arkadaşlar burada böyle bir şeyden bahsedilmiyor yardımlar gönüllülük esasına da toplanacaktır diyor. Arkadaşlar bakın, burada gönüllülük esasına göre yine hiçbir şey söylenmiyor. O yüzden biz bu sorunun cevabını yalnız bir yani A seçeneği olarak alırız. Şimdi geldik 6. sorumuz. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılmaz? 1919 yılı Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktığında ülkenin genel durumu ve görünüşünü anlatan Mustafa Kemal azınlıklarla ilgili olarak da şöyle düşünüyordu. Memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye, devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar. Bunun için İstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan Mavri Mira heyeti illerde çeteler kurarak gösteri toplantı ve propagandalar yaptırıyordu. Yunan Kızıl Haçı ve Resmi Göçmenler Komisyonu Mavri Mira heyetine yardımcı oluyordu. Azınlıkların ayrılıkçı faaliyetlerde bulunduğuna, arkadaşlar Mustafa Kemal'in sözlerine göre buna ulaşabiliriz. Osmanlı devletinde asayişin bozulduğuna, evet buna ulaşabiliriz. Azınlıkların dini ve sosyal kurumlarının isyanlara destek verdiğine, arkadaşlar yine buna ulaşabiliriz. Mavri mirah Hey cemiyetinin Anadolu halkı ile birlikte hareket ettiğine ulaşamayız arkadaşlar zaten mavi mira cemiyeti hatırlayın zararlı bir cemiyet ee, azınlıkların kurmuş olduğu cemiyetlerden bir tanesi Anadolu halkı ile birlikte müc mücadele etmiyor Anadolu halkına karşı mücadele ediyor o yüzden biz bu sorunun cevabını B seçeneği olarak kabul ederiz şimdi geldik 7 sorumuz Verilen gelişmeler aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilişkilendirilemez? İtilaf devletleri TBMM'nin ilk kez hukuki varlığını tanımıştır. Arkadaşlar ne zaman tanıyordu İtilaf devletleri TBMM'nin hukuki varlığını? Londra konferansı Londra Konferansı'nda. Arkadaşlar Londra Konferansı 1. ününü Savaşı'ndan sonra düzenlenmiş bir konferanstı. Yunanistan'a zaman kazandırmak için toplanıyordu ve Londra Konferansı'na TBMM adına Bekir Sami Bey gidiyordu. Hatırlayın. Yeni Türk Devletinin milli eğitim politikaları belirlenmiştir. Arkadaşlar bunu da nerede görüyoruz? Marif Kongresi'nin toplanmasına zaten marif hani eğitim demekti hatırlayın. Bu da gitti. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası arkadaşlar 1921 anayasası olan teşkilatı esasiyedir. E geriye ne kaldı? D seçeneği kaldı. Yani D seçeneği verilen öncüllerle ilişkilendirilemiyor. Şimdi geldik 8. sorumuz. Mudanya Ateşkes Anlaşması'na göre Türkiye ile Yunanistan arasında silahlı çatışma 15 gün içerisinde anlaşma yürürlüğe girince sona erecektir. Doğu Trakya Meriç Irmağı'na kadar boşaltılacak ve TBMM'ye teslim edilecektir. İstanbul ve Boğazlar TBMM'de kalacak. İtilaf kuvvetleri barış yapıncaya kadar burada kalacaktır. Verilen maddelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz diyor. Arkadaşlar ee, Mudanya Ateşkesi'nin en önemli özelliği Kurtuluş Savaşı'nın yani milli mücadelenin askeri safhasının sona ermesidir. Milli mücadelede askeri safha e, Mudanya Ateşkesi ile sona ermiştir. Bakın ne diyor silahlı çatışma sona erecek işte bir barış anlaşması imzalanacak vesaire denildiği için askeri safha sona erdi diplomatik alanda başarılı bir adım atılmıştır. Evet arkadaşlar, Doğu Trakya ne diyelim? Savaş yapılmadan kazanıldığı için diplomatik alanda önemli bir adım atılmıştır diyebiliriz. Niye? Çünkü Doğu Trakya Meriç Irmağı'na kadar boşaltılacak ve TBMM'ye teslim edilecektir diyor. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Evet, e, bunu nereden anlıyoruz? İstanbul ve Boğazlar TBMM'de kalacak. Bakın İstanbul'un İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti. E şimdi Osmanlı Devleti'nin başkenti nereye teslim edildi? TBMM'ye teslim edildi. Yani Osmanlı Devleti artık hukuken sona erdi. Boğazlar'da bağımsızlık sağlanmıştır. Hayır arkadaşlar, buradan buna çıkaramayız. Boğazlar'da tam bağımsızlık ne zaman sağlanacak? Montrö. Boğazlar Sözleşmesi 1936. Boğazlarda bağım, tam bağımsızlık Montre boğazlar Sözleşmesi ile sağlanacaktır. O yüzden bu sorunun cevabı da D seçeneği olur. Şimdi geldik sondan bir önceki sorumuz olan 9. soruya. Buna göre yeni Türk Devleti'nin Lozan'da aşağıdakilerden hangisi bakımından kazanım sağladı? Söylenemez. Osmanlı Devleti'nin yabancılara verdiği kapitülasyonlar genişletilecek ve bu ayrıcalıklardan bütün azımsızlıklar faydalanacaktır. Bunun Lozan'ına baktığımız zaman kapitülasyonların her türlüsü tümden ve süresiz kaldırılmıştır. Arkadaşlar yani ekonomik bağımsızlık hani kazanılmış bunu görebiliyoruz. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti ve güneyinde Kürdistan devleti kurulacaktır. Toprak bütünlüğümüzü tehdit eden bir ee, madde. Lozan'a baktığımız zaman Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması fikrinden vazgeçildi. Bölgenin Türk toprağı olarak kabul edildi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere toprak bütünlüğünde de bir kazanım sağladığını görüyoruz. E, kapitülasyonların kaldırılmasıyla iç işlerimize karışılmasını da engelliyoruz. Aynı zamanda... E, Buradaki devletlerin kurulması fikrinden de vazgeçildiği için yine buna ulaşabiliriz. Ama arkadaşlar milli iradeyi hakim kılma gibi bir kazanım yok Lozan'da. Zaten milli iradeyi biz TBMM'nin açılmasıyla beraber hakim kıldık diyebiliriz. Şimdi geldik 10. ve son sorumuz. Başkomutanlık yasasıyla Mustafa Kemal, TBMM'nin bu yetkileri Mustafa Kemal'e vermesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? TBMM'nin bu yetkileri Mustafa Kemal'e vermesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Ee, Başkomutanlık yasasıyla Mustafa Kemal, TBMM'ye ait yasama ve yürütme yetkilerini doğrudan kullandı. İstiklal mahkemelerini kendisine bağlayarak yargı, yani yasama, yürütme, yargı Mustafa Kemal'de toplandı. Başkomutanlık yasası ile yani bu normalde bu yasamı yürütme, yargı kimin elinde? Meclisin elinde. Ama Başkomutanlık yasası ile e, kime verildi? Mustafa Kemal'e verildi. Belki baş başkom Başkomutanlık yasası ne zaman çıkarılmıştı? Kütahya Eskişehir e, savaşından sonra Başkomutanlık yasası çıkarılmıştı. Hatırlayın. Ve yeniden askerlik mesleğine dönerek ordunun başına geçti. Arkadaşlar, e, güçler birliği ilkesini görüyoruz. Güçler birliği ilkesindeki temel amaç neydi? Çabuk ve etkili kararlar almaktı. Ee, gençler inşallah faydası olmuştur bu e, soru çözümünün. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.